Son seansa karşınızdayız. Son seansta her pazartesi, perşembe olduğu gibi yine iki değerli akademisyen konuğumuz stüdyomuzda. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte. Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Neler konuşacağız? Bir defa dünyada bir bankacılık krizi var. Her ne kadar bankacılık otoriteleri krizden söz etmeseler de krizin ayak seslerini çok net biçimde duyuyoruz. Bugün Amerikalı Signature Bank resmen iflas etti bildiğiniz gibi. Ondan önce Silicon Valley Bank zaten iflas etmişti. Üçüncü banka First Republic Bank'ında keza iflas edebileceği konuşuluyor. Sırada en az 10 kadar bankanın bu durumda olduğu bildiriliyor. Bunların her biri sistemin büyük bankaları değil ama irili ufaklı bankaların tek tek iflas kuyruğunda olduğuna dair çok sayıda spekülatif haber yapılıyor. Avrupa'da ise bugün itibariyle Credit Suisse başka bir bankanın olduğu İsviçre'nin diğer büyük bir bankası UBS tarafından satın alındı. Ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'a bakarsak Avrupa'da bankacılık sistemi sağlam. Dolayısıyla bankacılık sisteminin aslında gedik verdiğini görüyoruz ve bunun üzerinde konuşacağız. Avrupa bankacılık sistemindeki kriz bir küresel finansal krize dönüşür mü? Ve bu küresel finansal kriz uzak doğu ülkeleri de başta olmak üzere dünyanın geri kalan bölümlerini kapsar mı diye soracağız. Buna karşı 5 büyük merkez bankasından bugün gelen bir likidite adımı var. Bu likidite adımının acaba yetip yetmeyeceği konusunda genel olarak neler düşünüyor bunlara bakacağız. Bir de tabii elbette bugün borsayı 5000 puanın altında kapattık. Dolayısıyla 5000 puanın altında kapanan borsanın seçime kadar nasıl bir süreç izleyeceğini de ya da nasıl bir trend izleyeceğini de konuşmaya çalışacağız. Önce borsayla başlayacağız. Borsa İstanbul'da olur mu olmaz mı, düşer mi düşmez mi derken maalesef düştü ve 5000 puanın altındayız. Dolayısıyla 5000 puanın altında yaptığı kapanış üstelik de %3'ün üzerinde bir kapanış rakamı var. Yarına nasıl bir borsa olacak bilmiyoruz. Bundan sonraki günlerde benzeri bir trend ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Kendini tekrar 5000 puanın üzerine atar mı, atmaz mı? Bunu anlamaya çalışacağız ve sözü Hakkı Öztürk'e bırakıyoruz. Ne diyorsunuz hocam? Bugün tabii aslında işte hafta sonu tabii çok hareketli geçti uluslararası piyasalar açısından. İşte biraz sonra konuşuruz UBS'in Credit Suisse'i alması. Tabii bizim borsamız tabii artık tabii yabancı kalmadığı için artık küresel piyasalardan aslında bir nevi ayrılmış durumda. Tabii mesela bugün baktığımız zaman sabah bir miktar daha kötüydü ama Avrupa borsaları bugün %1, %1,5 civarında yukarıda. Tabii. Biraz önce evet ABD borsalarına da baktım. Nasdaq hariç, teknoloji hisseleri hariç yani. Onlar da S&P, Dow Jones'ta %1'e yakın, tam %1 değil ama onlar da yukarıda. Bugün tabii ne zamandan beri ilk defa değil mi depremden sonra? Evet. 5000'in altında. Evet, ilk kez. Kapadı. %3 bir aşağıda bir endeks. Tabii son yine varlık fonu bugün de devreye girdi. Biliyorsunuz yani varlık fonu artık borsayı seçime kadar 5000'in altında olmasın diye her türlü evet fonluyor. Her türlü alımı yapıyor. Ama tabii şimdi buradaki yani şimdi uzun vadede baktığımız zaman hala tabii biliyoruz yani hem dolar bazında hem de diğer çarpanlar bazında Türkiye'deki bazı hisse senetlerinin özellikle bazı sektörlerde ucuz olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz yani evet. Uzun vade için. Ama tabii ki kısa vadede hep söylüyoruz riskler var devam ediyor. Yani bugün gördüğümüz kadarıyla seçimlere kadar hükümetin hem doları, dolarla da çok büyük mücadelesi var ya bugün, borsayla da yani bugün işte yine… 19 normalimiz haline geldi. Tabii artık. Merkez Bankası her türlü bugün yine bankalara bir yazı göndermiş galiba. Sınırlama var. Evet yine sınırlama var. Yani dolar yükselmesin diye artık her türlü önlemi hatta bir nevi ikili kura geçiriliyor neredeyse. Her türlü önlemi almaya çalışıyor Merkez Bankası seçime kadar. Borsada düşmesin diye orada da varlık fonu var.
Aslında ne zamandan beri yani borsa çok yukarı gitmeye niyetli değil kısa vadede. Çünkü seçim riski var. Yabancılarda yok. Ama yani yarın yine 5000 üstüne atabilir. Zaten bizim piyasamız çok derin bir piyasa değil biliyorsunuz. Tabii çok kolay. Evet yani yarın bir miktar, tabii yani bir miktar varlık fonu tekrar bir alım yapabilir. 5000 üzerine tekrar atabilir. Yani seçimlere kadar büyük ihtimalle bence yani öyle borsada sürpriz olur. Yani finans piyasalarında yani hiçbir zaman kesin konuşamayız. Her an her şey olabilir. Dikkatli olmak lazım. Ama büyük ihtimalle herhalde seçime kadar 5000'in altı yani borsada büyük bir çöküş olmaz. 5000'in altında çok fazla korunur. Evet korunur diye düşünüyorum. Çünkü yani şu an baktığımız zaman seçimlere çok yaklaşıyoruz. Zaten çoğu makro faktörlerin Türkiye'de ne zamandan beri olumsuza doğru gittiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii. Şu an için yani hükümetin elinde yani gösterge olarak borsa kalmış durumda. Bir de döviz onu muhafaza etmek. Evet olur. Yani bir de dövizi tutmak tek hedefleri. Başka bir hedef yok seçime kadar. Dolayısıyla yani borsanın düşmemesi için de her türlü yine önlem alınacaktır. Yani 5000'in altında çok kalıcı olmaması için. Dolayısıyla tekrar şey yapabilir, yarın 5000'in üstüne atabilir. Ama dediğim gibi yani bu seçimlere kadar zaten yabancı yatırımcı yok. Pek de tabii gelmek istemiyor ne zamandan beri. Hem seçim riskini almak istemiyor hem de Türkiye'nin yani TL'ye güvenmiyor, makro faktörlerine güvenmiyor. Yerli bir milli borsa oldu. Burada tabii belli grupların çok etkisi var. İstedikleri gibi borsayla oynayabiliyorlar. Ve aynı zamanda işte Sabah'la sizle konuştuk. Küçük yatırımcının çok şikayet ettiği bu makineler var, evet, robotlar algoritma var. Özellikle high frequency trading dediğimiz yüksek frekanslı işlem yapan robotlar işte piyasayı bozuyor mu, bozmuyor mu? Çok büyük tartışmalar var. İşte her ne kadar biz bunların likidite sağladığını, hacimleri yükselttiğini biliyoruz. Ama tabii ki yani işlem hacimlerinin ne kadarının bu makineler, robotlar tarafından high frequency trading'de yapıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışma yapamıyoruz. Bu veri açıklanmıyor. Bu veri sadece sermaye piyasası kurulu ve borsada var. Evet. Dolayısıyla tabii ki bu tip yani borsanın çok hızlı bazen yükselişleri olabiliyor veya çok hızlı düşüşleri olabiliyor veya bazı hisse senetlerinde bir bakıyorsunuz son işte 3-4 dakika artı %5'te kapanış %3 eksi falan olabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Tabii buralarda bu makinelerin, robotların da etkisi olabiliyor, etkisi var ama tabii biz bunları bilmiyoruz. Ne kadar hacim yaptıklarını açıklanmıyor çünkü. Ya tabii ki tüm dünyada bu robotlar da var. Türkiye'de de olur. Ben tabii karşı değilim ama tabii bunların bir takım kurallarla düzenlenmesi. Nasıl gibi bir sınırlama yapılabilir hocam? Yani mesela hacim sınırlaması ne olabilir? Yani oransal dünyada, olarak. Tabii, o, örneğin yani, %10'un üzerine geçtiği takdirde kısıtlanır gibi şeyler mi gelmeli? Ne olmalı sizce? Yani bunların hepsi olabilir ama bunları yapabilmek için öyle kafadan %10, %20, %30 yemeyiz. Çok afaki olur. Yani birisi der Türkiye'de yapılır, %20 olsun der. Evet. Birisi de tamam der, yapılır Türkiye'de de tamam. Ama onu bunun için, bunu söyleyebilmek için ne yapmak lazım? Bir defa bu işlemlerin en basitinden toplam işlem hacminin ne kadarı bu high frequency trading dediğimiz makineler tarafından yapılıyor. Bir defa onu öğrenmek lazım. İkincisi hangi saatler bunu arasında yapılıyor? Borsa yönetimi. Tabii biliyor ama açıklanmıyor bunu. Evet. Hangi saatler arasında yapılıyor? Hangi hisse senetlerinde yapılıyor? Bu yapıldığı an, bu işlemler devreye girdiği zaman o hisse senetlerinde volatilite ne oluyor? Dolayısıyla bunlarla ilgili bilimsel akademik çalışmalar yapılacak. Ondan sonra siz bunlarla ilgili regülasyonlar yapabilirsiniz. Yani yurt dışında yapılmış regülasyon ama siz bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok. Çünkü niye yok? Veriyi bilmiyoruz hiçbirimiz. O zaman madem açıklamıyorlar veriyi, şeyler kendileri yapabilirler. SPK'daki uzmanlar, Borsa İstanbul'daki onlar da yapmıyorlar. Çünkü veri açıklanmıyor. Evet. Akademisyenler yapamıyor veri olmadığı için. Yurt dışında bunlarla ilgili işte ben size söyledim bir nevi düzenlemeler, regülasyonlar var ama siz birebir aynı düzenlemeleri, regülasyonları Türkiye gibi piyasaların yapısı farklı, dinamikleri farklı. Çok sığ olan bir piyasaya uyarlayamazsınız. Derinliği olmayan sığ olan piyasaya uyarlamanız da bu piyasayı yukarı ve aşağıya götürmek çok kolaycılık olur. Tabii ki onlardan bir miktar feyiz alabilirsiniz ama burada
yeterli bilimsel çalışmaları yapmanız lazım. Ama Türkiye'de bildiğiniz gibi bunlar hiç yapılmıyor. Yapılmadan kısa süre içinde aceleyle kararlar veriliyor. Ondan sonra geri dönülüyor falan filan. Dolayısıyla önce bunlarla ilgili yani nasıl düzenleme yapılacağını söylememiz için gerçekçi olarak bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Ondan sonra söyleyebiliriz ama yoksa işte Amerika'da, Avrupa'da bir takım düzenlemeler var. Özellikle Avrupa'da ve Almanya'da bu high frequency trading yapanlar, düzenleyiciler istediği takdirde her zaman bu algoritmaları nasıl kullandıklarını, algoritmaların yapısı ne olduklarını bildirmek zorundalar mesela. Öyle işlemler var. İşte bazı gelişmekte olan ülkelerde de işlemler var. Bunlar emirler denetleniyor önceden. Evet. Brezilya'da mesela. Yani bazıları vergi falan koyuyor gün içinde. Çin'de mesela var. Dolayısıyla ama dediğim gibi Türkiye'ye birebir alıp da bunları uygulamanız olmaz. Yani siz doğru söylüyorsunuz. İşlem hacimleriyle ilgili bir takım kısıtlamalar olabilir. Veya bunlar çok hızlı ne yapıyorlar? Emir iptali yapıyorlar ve emir değişikliği yapıyorlar. Yani orada diyorsunuz ki hani komisyon tabii yani ama bu, komisyonların tabii, yüksek olması halinde. Tabii çünkü bu yani komisyon böyle hani çerez parası aynen gibi öyle bir şey olunca tabii, onu tabii hiç umurlarında hiç takmayabilir. Umurlarında değil. Yani siz bir küçük yatırımcı tahtaya bir bakıyor. Bunlar giriyorlar emirlere, alışveriş. Ben de gireyim diyor. Tabii. Aa diyorlar ki şahane gidiyor. Tabii tahta alış tarafı fazla. Hadi biz de alalım diyorlar. Halbuki o girilen emirler makineler tarafından 3 dakika sonra hepsi iptal ediliyor. Emir tabii değişikliği oluyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir makinelerin yaptığı emir iptalleriyle ilgili cezaların, komisyonların var ama yükseltilmesi lazım. Sizin dediğiniz gibi, aynı çerez gibi veya bunların emir değişiklikleriyle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Yani emir değişikliği yapılıyor şu an için. Evet. Ama kısıtlama getirilir yani şu belli bir sürede en fazla şu kadar emir değişikliği yapılabilir diye. Hatta bununla ilgili bir nevi düzenleme geldi depremden sonra. Tabii. Bu emir değişiklikleriyle ilgili, emir değişiklikleriyle ve emir iptalleriyle ilgili bir miktar komisyonlar attırıldı ama bunlar yetersiz tabii ki. Tabii bunlarla ilgili. Komisyonlar çok özür dilerim ama havacıva. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla o zaman tabii ki bu araştırmak lazım. Burada manipülatif hareketler oluyor mu, olmuyor mu diye. Ama Türkiye'de tabii çok kısa sürede aceleyle gerekli her karar öyle alınıyor biliyorsunuz. Uzmanına danışmadan, evet, gerekli bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmadan birisinin aklına bir şey geliyor. Ona kabul edilirse hemen imza atılıyor, devam ediyor. Dolayısıyla yani bu tabii seçime kadar şimdi belki ufak tefek düzenlemeler getirilebilirler. Ama bu düzenlemeler çok sağlıklı olur mu, olmaz mı, ne kadar yararlı düzenlemeler olur bilemiyoruz, bilmiyoruz. Asıl olan borsanın eski tabiyetine kavuşması yani. Yabancının tabii gelmesi, yerlinin de çok spekülatif hareket etmesi için zemin yaratılmaması tabii. gibi şeyler. Yani bugün tabii yani bugün yani bu dediğimiz yerli milli yatırımcılar da var. Bunlar tabii giriyorlar tahtalara, çıkıyorlar. Onlar da istedikleri gibi oynatıyorlar ama bugün Türkiye'de yabancı kurumsal fonlar olsa, emeklilik fonları, işte hep söylüyoruz yatırım fonları, bunlar Türkiye'ye uzun vadeli gelen fonlar. Onlar da o istedikleri hareketleri yapamazlar yani yabancı yatırımcı olmadığı zaman da sahayı boş buluyorlar, istedikleri hareketleri yapıyorlar. Dolayısıyla yani uzun vadede ben tabii ki Türkiye'de iklim değiştiği zaman hem borsanın hem hisselerin uzun vadede daha iyi olacağına inanıyorum. Hem de tabii ki yani küçük yatırımcılar, dolayısıyla eskiden bakın tahta yapıcılar vardı. Küçük yatırımcılar ondan şikayet ederdi ama yine küçük yatırımcının gün içi kazanma şansı düşük de olsa biraz vardı. Bakın şimdi şu an hiç yok. Tabii. Evet. Makineler var, tahta yapıcılar var. Kazanması kaçınılmaz. Tabii. Makineler var, tahta yapıcılar var. Küçük yatırımcı ne yapsın yani orada? İmkanı yok. Dolayısıyla borsa riskli bir yer. Siz riskinizi düşürmek için daha borsada daha uzun vadeli yatırımcı olursanız riskinizi düşürürsünüz. Yoksa bir kere, iki kere, üç kere şansa gün içi kazanabilirsiniz ama ondan sonra iki kere, üç kere aldığınızın beş katı, altı katını kaybedersiniz. Dolayısıyla tabii çok dikkatli olması lazım. Hele bu kadar sığ piyasalarda küçük yatırımcıların. Ama dediğim gibi ben orta uzun vadede doğru hisse senetlerine yatırım yapıldığı takdirde ve çeşitlendirilmiş bir portföyde yatırım yapıldığı takdirde ben Türkiye'de hala ben ucuz hisse senetleri olduğunu düşünüyorum. Bunu görüyoruz ama yani her gün siz fiyatı takip ederseniz küçük yatırımcı için bir de yani
işte bir koyayım hemen 3 günde 10 katına çıksın yani, falan derseniz olmaz işte. Yani öyle çok risk alan bankaları görüyoruz değil mi? O kumar masasında olur. Tamam işte yani aslında bunu şuraya bağlayarım. Niye Silicon Valley bank battı? Aslında çok temelde fazla risk aldığı için, kendini hedge etmediği için, evet, daha fazla kar yaratmak istediği için battı. Eğer bunları yapmamış olsaydı, kendini hedge etmiş olsaydı, o uzun vadeli tuttuğu tahvilleri, hissesi, Amerikan tahvillerini, değil mi? Bir faizlerin yükseleceği belliydi, hedge etmediği için kendini. Ondan sonra gözü doymadı, o yüzden battı. Bakın bankalar batıyor. Dolayısıyla küçük yatırımcılar da eğer çok böyle agresif davranırlarsa, bir koyayım, on alayım, kendilerini hedge etmezlerse, çok kısa vadeli gir çık yapmak isterlerse dolayısıyla… Derler ya, gözünü toprak doyursun. Evet, öyle yani. Öyle derler. Dolayısıyla çok yani ters köşede kalırlar, biz buradan söyleyelim. Size geleceğim hocam, aynı şeyle ilgili, aynı borsayla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi ben bir tweet paylaştım. O tweette dedim ki, Borsa İstanbul yönetimi ve SPK yüksek volatilitenin önüne geçmek için bazı tedbirler düşünüyor dedim. İzleyicilerden bir tanesi bana şöyle yazmış, yüksek volatilitenin ne zararı var? Dedim ki çok zararı var, bir defa başınız döner. Yani hani ya volatilite dediğimiz şöyle sıradan bir şey değil ki. Yani bir hisse senedi gün içinde %7,5 aşağı, 3,5 yukarı. Yani olacak şey değil. Şu olabilir. Yani şu da volatilite. %1,5 aşağı, 1,5 yukarı. Bu olur. Bu da volatilite. Volatilite sıfır olmaz. Olmaz. Bravo. Ama yani benim sözünü ettim. Diyor ki ne zararı var? Çok zararı var. Yani bir günde aralık olarak 10 puan yukarı doğru, aşağı doğru inip çıkan bir hisse senedinden bahsediyoruz. Üstelik de korumasız olan küçük yatırımcıdan bahsediyoruz. Karşısında da dev algoritmalar var. Onlardan bahsediyoruz. Şimdi yatırımcı tabii sabahleyin radyo yayında çok zararı var, baş dönmesi yapar falan deyince oradan anladı ki bu başka bir şey. Şimdi size göre nasıl bir düzen getirilmeli ki Borsa İstanbul'da daha böyle stabil bir seyir olsun, bir de küçük yatırımcı çok fazla mağdur olmasın? Menkul kıymetler, genel tabir ettiğimiz şeyler, aktifler, varlıklar aslında... Bugün satın aldığınız ama faydasını gelecekte gördüğünüz varlıklardır. Hani mesela elmayı satın alırsınız, yediğiniz vakit, tüketmeye başladığınız vakit faydasını alırsınız. Tabii. Hisse senedini satın aldığınızda, tahvili satın aldığınızda faydasını tüketmeye başladığınız anda almıyorsunuz. Tabii. Belli bir vade geçtikten sonra fayda ne? Ekstra kar gitti. Evet. Dolayısıyla gelecekteki olan bir şeyi olabilecek bir fiyata dair beklentiyle pozisyonu alıyorsunuz. Şimdi volatilitenin zararından girelim, evet, onun için diyorum. Volatilite ne? Yani gelecekteki fiyatları en rahat nasıl ölçebilirsiniz? Eğer bir ay boyunca hisse senedi piyasası eksi %1 artı %1 bandında gidiyorsa veya şöyle diyelim artan bir trendde diyelim artı yarım, artı 1,5 arasında, evet, gidiyorsa bu yukarı doğru gider. 3 aşağı 5 var. Yukarı 100 lira koyarsanız bir ay sonra 115 lira olacağını bilirsiniz. Bilirsiniz, evet. 115 lira mı? Yok. 101,5. Yani 101,5 lira, evet, olacağını bilirsiniz. Ama mesela bu veya bir gün sonra 101,5 lira olacağını bilirsiniz. Günlük öyle, evet, %1,5 en fazla. Maksimum, minimum da %100,5 olacaktır, evet, yani 100,5 ile 101,5 arası. Yani öbür tarafta 100 lira koyduğunuzda eğer bu bant eksi %10 ile artı %10 arasında gidip geliyorsa koyduğunuz para 90 lira da olabilir, 110 lira da olabilir bir gün içerisinde. Tabii. Böyle olunca hangi durumda siz hisse senedine daha güvenerek, daha geleceğe yönelik pozisyonunuzu daha rahat alabilirsiniz? Bir ay boyunca günlük %0.5 ile 1,5 arası bir trendle, tabii, giden çok istikrarlı, çok daha rahat, tabii, tahmin edebilirsiniz gelecekte ne olabileceğini. Öbüründe hata payı çok yüksektir. Mesela 10 gün boyunca hep %10 küçülsün, paranın tamamı gider. Evet. Dolayısıyla bu yatırımcı geleceğe yönelik fiyat beklentisiyle pozisyonunu alıyorsa, bir kar beklentisiyle alıyorsa geleceği öngörebilmek ister. Belirsizlik dediğimiz olgu,
uncertainty dediğimiz olgu bu. Volatility'den çıkıyor. Volatility ne? Fiyatların dalgalanma oranı, demin bahsettiğim. Evet. Volatility'nin yüksek olması, yani volatility'nin, oynaklığın yüksek olması demek, o bandın büyük genişlemesi demek. Volatility'nin küçük, az olması demek, bandın minimum ve maksimum değerleri bandının çok küçük olması. Böylece geleceği rahat öngörebiliyorsunuz. Öngörebildiğiniz vakit daha güvenle pozisyon alabiliyorsunuz. Daha fazla insan giriyor borsaya ve hacmi artıyor. Bu önemli bir şey. Borsanın hacminin büyük olması ekonomiye fayda sağlar. Tabii. Firmaların finansmanını kolaylaştırır kısa dönemde, uzun dönemde. Esas amaç o zaten. Firmanın kredi faizinden bağımsız olarak alternatif bir finansmana doğrudan tasarrufçuyla yatırımcıyı bir araya getiren bir yer. Arada aracı olmadan. Şeyler var, tamam, aracı kurumlar var ama ondan aldı çok cüzi bir şey. Evet. Orada direkt yatırımcıyla tasarrufçu bir araya geliyor. Bankada ise bankaya parayı veriyorsunuz. Belli bir faiz alıyorsunuz. Bunun karşılığında daha yüksek faizle banka kredi veriyor. Ve bu kredi faizleri bazen çok yüksek maliyetli olabiliyor. Bu ve alternatif bir şey. Esas vazifesi buyken, şimdi biz de ki bu yüksek volatility sebebiyle, oynaklık sebebiyle yeni tip bir yatırımcı doğuyor. Bu yatırımcı ne? Bu kripto paralardan, oradan buradan böyle hani hatta internette yasa dışı kumar şeyleri vardır. Yasa dışı sanal kazinolar vardır. Orada girip bir koyup beş almak isteyen tipler vardır. Veya iddia oynayan, işte Manchester United 45. dakikada kornerden gol atacak diye bahse tutuşan adamlar vardır. Bunun benzeri adamlar giriyor. Bir koyup beş alalım, bir koyup on alalım. Hatta bu yaygın hale gelince, gençler arasında da bu var, benim öğrenciler arasında da var. Hocam ne yapalım diyorlar. Ulan sizin paranız mı var diyorum, var hocam diyorlar. Şey döviz oynuyorlarmış, işte senin de oynuyorlarmış falan. Babaları para vermiş. Evet. Ben de diyorum aman, aman böyle kısa vadeli şey yapmayın. Derste de anlatıyoruz işte iflas noktası, başa baş noktası firmaların. Kısa vadeli borçları karşılayamayan firma batar. Siz de kısa vadeli borçlarınızı karşılayamazsanız batarsınız. SVB de öyle oldu. Credit Suisse de öyle oldu. Aynen. Kısa vadeli borcu karşılaman lazım. Dolayısıyla elindeki kısa vadeli, uzun vadeli aktif varken kısa vadeli oynayıp onu riske atmak, hele böyle dalgalı şeylerde. Ama bu riski seven adamlar, bu kumar karakterli adamlar şeye giriyorlar işte oyuncular. Bu dalgalanmayı seviyorlar. Hani bir koyup an alacak ya. Tamam bir koyup on alabilirsin de bir koyup yarım alma ihtimalin de var. Evet. Veya paranın tamamını hele şey oynarsan %10, 10 çarpı, 20 çarpı, 30 çarpı kaldıraçla oynarsan. Yüksek kaldıraç kullanırsan. Hani bizde yasak ama biliyoruz VPN ayarını değiştirip şeyden giriyorlar. Yabancı şeylerde oynuyorlar evet. Rahatlıkla. Yani bizde yasak olmasına rağmen yabancı şeylerde kaldıraçla oynayabiliyorsunuz. Belli şeyler var öyle bahis siteleri gibi. Orada oynuyorlar adamlar. Opsiyon, karşılıklı opsiyon türev enstrümanlarda ciddi evet. Risk var mesela. Oraya bir ara çok dadandı bizim bu küçük yatırımcı dediğimiz şeyler. Velhasıl kelam. Aşırı risk almak tehlikelidir. Sermayeyi kediye yüklettirir. Aşırı risk alan adamlar da bu volatiliteyi severler. Volatilitenin bir sebebi hocamın dediği gibi bu teknolojinin getirdiği nimetler. Nimetleri olduğu kadar külfetleri de var. Evet. Ve riski arttırıyor. Hele bizim gibi hem yerli hem milli bir borsada dalgalanma oranı çok daha yüksek olur. Yani yabancının olduğu bir borsada aynı miktarda parayla yapacağınız dalgalanma %1 iken yabancının olmadığı borsada aynı parayla yapacağınız dalgalanma %10'dur, %20'dir. Tabii. Daha fazla kuvvet. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Bu nasıl bir şey yapabiliriz? Tabii ki ben serbest piyasaya müdahale edilmesi taraftarı değilim. Belki varlık fonu, belki sermaye piyasası kurulu, belki fiyat tahditleri getirebilir. Dalgalanma tahditleri, hacim tahditleri getirebilir. Ama bunlar sonuçta serbest piyasaya müdahaledir. Bu işin çözümü serbest piyasa kuralları içerisinde makule dönmektir. Evet. Ülkeye yabancı paranın gelmesi lazım. Madem buraya Ataşehir'e o kadar finans merkezi kuruyorsun,
Finans merkezini yerli milli oyuncu için mi kuruyorsun? Yabancının parasını buraya çekmek için. Yani burası küresel bir şehirse, İstanbul ki küresel bir şehir, bir metropol ve küresel şehir. Buranın ana şeyi de, gıdası da dışarıdan gelecek sermaye olacak. Finans merkezini buraya kurdun ama yabancıya gelme diyorsun. Yabancıya gel gel yapacak programı uygulaman lazım. Nedir o? Güven telkin edeceksin. Doğru düzgün makro istikrarın olacak. Regülasyonları sık sık değiştirmeyeceksin. Tabii. Ve uluslararası sistemin kurallarına uygun iş yapacaksın. O zaman adam gelir, bak ben size söyleyeyim hocam çok güzel söylüyor. İklim değişir, Akdeniz olur gülümse diyor ya şair Sezen Aksu'nun şarkısında. İklim değişince buraya öyle bir para akacak ki, yani makul politikaya geçtiğimizde dünyada para bol. Türkiye'ye göre çok fazla para var. Oradan bir gıdım aksa buraya, dolar 14 liraya, 15 liraya düşer. Bırak 25'e çıkmayı. O zaman daha rahatlayacak. Onun için ilk önce makule dönmek lazım. Makule dönmezsek hiçbir şey olmaz. Gaz, fren yerine gaza basarsanız daha da adam kaçar, yabancılar kaçar. Yerli bıyıklı yabancılar var bir de biliyorsunuz. Büyük böyle para sahibi olan insanlar, aman burada artık para kazanamıyoruz, biz kaçıralım paraları İsviçre'ye, İngiltere'ye, oraya buraya demeye başlarlar. Yani sadece yabancılar kaçmaz, yerli milli arkadaşlar da kaçar. Siz de kalırsınız bitcoincilerle burada. Aynen. Bitcoin'dan buraya, borsaya gelenlerle. Onun için makulde buluşmak lazım. Bugün Bitcoin de çok yukarıdaydı. Biraz da borsadaki kayıp ona da bağlı olabilir. Yani oradan çıkıp Bitcoin'e gidenler var. Çok tabii şey araştırmak gibi lazım. Bizim şimdi teoride paranın, nakit paranın şeyi olarak, ikamesi olarak sabit getirili menkul kıymetler kabul edilir. Ama bugünkü dünyada o kadar fazla şey var ki, küreselleşmiş dünyada türev enstrümanlar var bir kere. Evet. Bunlar kendi içinde türevin türevi enstrümanlar doğuyor sürekli. Bu bilgisayar sistemleriyle teorisini bilmediğimiz yeni türev enstrümanlar üretiliyor sürekli, evet, piyasalarda. Aynı zamanda kurlar var. Sermaye akışları serbest olduğu için kurlar da bir menkul kıymet haline geldi. Döviz, yabancı paralar. Onların tahvilleri var. Onlar da alınıp satılıyor. Hisse senetleri var. Metalar var ve Bitcoin çıktı bir de en son o. Şimdi dolayısıyla bunların talepleri ve arzları sürekli birbirleriyle etkileşim halinde. Ve neyin nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. Tahmin edecek çalışmalar yapılabilir high frequency data ile. Ama tabii zor, çok zor. Günden güne değişiyor dinamikleri. Çünkü siz bir parametre tahmin ettiğinizde ertesi gün parametre tamamen değişiyor, başka bir şeye dönüşüyor. Nonlineer bir yapı var, kaotik bir süreç var. Bunların kontrolünü sordunuz. Küresel manada para akışlarının kontrol edilmesi lazım. Bir ülke tek başına para akışlarını kontrol edemez. Bir milli devlet. Hani kontrol edebiliriz, evet. Bazı hocalar, bizim Twitter'da arkadaşım olan hocalar diyorlar ki sermaye kontrolü getirilsin, başka türlü olmaz. IMF'ye gitmeyelim, sermaye kontrolü getirilsin diyorlar. Evet. Döviz açığını kapatmak için. Sermaye kontrolü getirince ne olacak? Ben size söyleyeyim. Ülkeye yabancı para girmez. Ülkeden de para çıkmaz. Ne olursunuz? Arnavutluğun Enver Hoca'nın Arnavutluğuna, Kim Jong-un'un Kuzey Kore'sine dönersiniz. Eski komünist ülkeler gibi. İşte burada bir hırka bir lokma yaşarsınız. Evet. Bu kadar küreselleşmeye alışmış, bu kadar tüketime alışmış bir topluma bunu da yatırsanız halk da ihtilal yapar, isyan eder. Yani bu yürütülecek bir şey değil. O zaman ne olması lazım? Bunu kontrol. Ülkelerin bir araya gelip yeni bir bütün dünyada küresel anlamda sermaye rejiminin yeniden değerlendirilmesi lazım. Yani paraların finans sektöründe değil de az gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde üretken yatırımlara sevk edilmesi lazım. Dünya Bankası'nın, IMF'nin yeniden şekillendirilmesi lazım. Belki yeni kurumlar lazım. Bu bizim yapacağımız bir şey değil. O zaman biz ne yapacağız? Kurallara uyacağız. Tabii. Ben de karşıyım yani bu kadar vahşi kapitalizme, neoliberalizme ama öbür tarafta ülkeyi yönetenleri de anlıyorum. Daha doğrusu ülkeyi yönetmeye aday olanları anlıyorum. Ülkeyi yönetenler çünkü bu bakış açısına sahip değiller bizim bakış açımız ama ülkeyi yönetmeye aday olanları anlayabiliyorum. Yani biz IMF'ye gitmek vesaire falan iyi bir şey değil. Ama şu anda 43 milyar dolar cari şey açığımız var Merkez Bankası'nda. Bu ödenecek, ödenmeden olmaz. Nasıl ödeyeceksin bunu?
cebimizden çıkarıp ödeyecek halimiz yok. Değil mi? Yani 43 milyar dolar. Bak şey İsviçre Merkez Bankası 100 milyar. Oraya gelelim isterseniz. Hakkı Hocam'la başlayalım. Tamam. Sonra size girelim. Hocam şimdi Avrupa'da bir defa işte UBS Credit Suisse'i satın aldı. En büyük rakibi biliyorsunuz. Beri yanda da bugün Signature Bank resmen bir başka bankanın oldu. İşte arada First Republic Bank gidebilir diye konuşuluyor. Çünkü 10 bankadan oluşan bir liste var. Muhtemelen o 10... Onu da mevduat aktı. Evet, 10 bankadan birkaçı daha yine bu yolun yolcusu olacak diye düşünüyorum. Fakat beri yanda da Christine Lagarde'a bakıyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı diyor ki, Avrupa bölgesinde bankacılık sektörü çok dirençli diyor. Tabii elbette İsviçre bunun dışında, onu biliyoruz ama... Ama bu sizin kapınızı da çalabilir diye düşünüyorum. Yani tabii bankacılık otoritesi yani Christine Lagarde herhalde bankacılık sistemimiz sağlam demek zorunda. Yani bizim bankacılık sistemimizde alarm çanları çalıyor dediği andan itibaren zaten koy verin gitsin. Artık ondan sonra kontrol edemez diye düşünüyorum. Amerika'dan baktığınızda nasıl görünüyor hocam? Yani şeyden şimdi tabii burada yani nasıl şimdi bir kısaca bir özet geçeyim nasıl başladı bu şey diye bankacılık krizi. Aslında... İşte birincisi işte bu Silicon Valley Bank dediğimiz daha çok startup ve teknoloji şirketleriyle çalışan özel spesifik bir banka onunla başladı. Evet. İşte oradan tabii ki bu startupların teknoloji şirketlerinin son zamanlarda biliyorsunuz bu sektörler faize çok hassas olan sektörler karlılıkları azaldı. Bunlar mevduat tabii çekmeye başladılar. Tabii mevduatlarını çekmeye başlayınca da bu banka aslında yani tam bir risk yönetimi yapmadığı için tabii. Aslında kendi beceriksizliğinden dolayı zor duruma düştü. İşte yani 10 yıllık ABD tahvillerini tutuyor. Tabii ki bu faizler yükselince bunların fiyatları geri geldi. Mevduatı karşılamak için bunları satmak zorunda kalınca bu zararları realize etmek elindeki neredeyse kaldı. Çöpe dönmüş. Evet, yani aynen öyle. Ondan sonra işte şey girdi, Federal Deposit Insurance Corporation girdi. Yani şey, TMSF, evet. Amerika'nın TMSF'si girdi, bu bankayı aldı. Ondan sonra da tabii ne konuşulmaya başlandı? İşte sonra Signature Bank yine şeye devredildi, Amerika'nın TMSF'sine devredildi. Ondan sonra da İsviçre'de tabii son yıllardan beri, değil mi? Çok böyle ne diyelim adından sıkça söz ettiren Credit Suisse niye adından sıkça söz ettiriyordu? Hem tabii bankayla ilgili sorunlar olduğu biliniyordu. Hem 2022 yılında galiba 7 milyar franklık falan bir zarar açıklamıştı. Evet. Sonra bir ara bu kara para aklamayla ilgili kötü yönetiliyordu. Kötü yönetiliyordu. O birden radarlara girdi. Ama ondan sonra ne oldu? Hemen tabii İsviçre Merkez Bankası da ne dedi? Biz dedi şey yapacağız. Çok ciddi bu bankaya Credit Suisse'e likit de sağlayacağız tabii. dedi. Ama sağladı, sular, olmadı. Evet, sular durulmadı. Evet. Durulmadıktan sonra hafta sonu da UBS, yine İsviçre'nin en büyük bankası, o da ama 2008'de kurtarılmıştı. Evet. Bir nevi o da kamu bankası. Hala tabii. herhalde çünkü 2008'de tabii, tabii. İsviçre hükümeti tabii. bir miktar orada yani para sermaye koyup hisseleri evet. almıştı. 2008'de kurtarılmıştı. Bir zoraki bir evlilik oldu aslında. Mecburen UBS Credit Suisse'i satın aldığını açıkladı. Şimdi tabii burada ondan sonra da aslında İsviçre Merkez Bankası da biz bunu işte finansal istikrarının sağlanması ülke ekonomisinin geleceği açısından bir çözüm bulunduğu diye ifade edildi. Şimdi aslında burada risk algısındaki, buradaki bence değiştiren gelişme, şurada kritik bir nokta var, bu bence önemli. Şimdi tabii, bu tabii ne kadara şey yapmış? 3 milyar frank ödeme yapılacak. Evet. Bunun ama tabii nakit para yok, değil mi? Hisse devri olacak. Evet. Yani aslında bu hissedarlara, Credit Suisse hissesi tutanlara, UBS hissesi verilecek ama yani piyasa değeri 7.4 milyar frank, 3 milyar frank yani 2,5'ta biri kadar kabaca evet. değil mi? 2,5'ta biri kadar bir UBS hissesi verilecek. Tamam. Tamam da şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bu tabii şeyin çıkardığı, Credit Suisse'in çıkardığı yaklaşık işte 15-16 milyar franklık
Bu sermaye benzeri borçlanma araçları var. Bu biliyorsunuz bu. Bunlar uzun vadeli. Bu additional tier 1 dedikleri. Hatta koko bond diye, koko tahvil diye de bunlar adlandırılıyor. Sermaye benzeri tahviller bunlar. Evet. Şimdi özellikle bunlar 2008 krizinden sonra şimdi şirketlerin tabii bu sermaye yeterlilik rasyonlarını tutturabilmeleri için özellikle bu Tier 1 dedikleri, Edition'ın Tier 1 bankaların ne yapması lazım? Sermaye arttırımı yapacak. Ya gidecek işte mevcut hissedarlarından para toplayacak veya dendi ki işte siz uzun vadeli sermaye benzeri tahvil çıkartın. Dolayısıyla bu tahville sermaye yeterlilik rasyonlarınızı yükseltin dendi. Dolayısıyla işte Credit Suisse'de yaklaşık 16 milyar franklık bir sermaye benzeri tahvilleri var piyasada olan. İşte bunlara aynı zamanda Coco Bond da deniyor. Co-Intingent Convertible Bond. Yani evet. Nedir bu? Sermaye yani hisseye çevrilebilen tahviller. Tabii. Belli bir süre sonra, belli şartlar sağlandıktan sonra. Peki bu anlaşma satın alındıktan sonra açıklama yapıldı. Bu 16 milyar franklık bu tahvillerin hepsi silindi. Yani bu tahvilleri elinde tutan yatırımcı hiçbir şey alamıyor. Ama hissedarlar bir nevi az da olsa yani 2,5'da 1 şeylerini kurtarabiliyorlar. Evet. Ama tahvil sahipleri hiçbir şey alamadılar. Şimdi düşündüğünüz zaman normal koşullar altında hangisi daha risklidir? Yani hissedar olmak mı daha riskli? Yoksa tahvil. Öbür türlü tabii bu tahviller şöyle söyleyelim sermaye benzeri diğer tahvillere göre hem uzun vadeli oldukları için hem de sermaye benzeri tahviller oldukları için daha riskli. Tabii ki bunlar daha riskli oldukları için getirileri daha yüksek oluyor. Evet. Tabii ki bunların da riski var ama yani hissedarlara göre aslında hissedar olmak daha riskli normal koşullar altında. Ama şu an baktığınız zaman düşündüğünüzde hissedarlar bu işten zararlı çıkmadı. Bütün zarar aslında bu sermaye benzeri tahvil sahiplerinin üzerine yıkılmış oldu. Evet. Bu da yani geleneksel finans açısından baktığınız zaman biraz bir paradoks içeriyor. Normal koşullar altında hissedarların daha riskli durumda olması gerekiyor. Bunlar da riskli. Bunlar işte bu subordinated diyoruz. Yani birinci ödeme değil, senior tahvillerden sonra ikinci derecede ödeme yapılacak tahviller. Tamam bunlar da riskli ama hissedarların daha riskli olması gerekiyor. Ama hissedarlar 2,5'da 1 paralarını kurtardı. Evet. Tahvil sahipleri 0'a 0 soğuk su kaldı. Içti. Soğuk su içti. Bu da enteresan. Yani bu da enteresan. Benim gördüğüm bu önemli. Tabii bundan sonra peki ne olacak? Şimdi bankalar böyle olduğu zaman, şimdi bankaların yine sermaye yeterlilik rasyolarını iyileştirmek için tabii dediğim gibi sermaye arttırımları da yapabilirler ama biraz daha zor oluyor bu. Yine sermaye benzeri tahvil çıkarmak istedikleri zaman ne olacak bunların maliyeti? Çok daha yükselmiş olacak. Çünkü bakıldı ki bunlar bir anda böyle silinebiliyor, sıfırlanabiliyor. Bunların maliyeti çok daha yükselmiş olacak. Ama tabii ki neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Belki orada biliyorsunuz Arapların ve Katarların hissesi vardı değil mi? %15'ti. UBS'in büyük hissedarlarından biri Suudiler. Bir de Katarlar var galiba. Evet. %15, %16. Evet. Valla onları küstürmemek mi için yapıldı bunlar? Onlar için hiç yapıldı? Yanaşmadı bu arada. Yani tabii onlar girmediler. Hiç yani girmediler topa. Banka bize kendi bankaları değilmiş gibi davrandılar. Yani böyle elin bankası gibi hareket ettiler. Hatta çağrı yaptılar. Yani gelin siz de elinizi taşın altına koyun dediler. Hiç oralı olmadı Suudi Bank. Evet. Şimdi bir de burada bence ikinci konu da şimdi 2008 küresel finans krizinden sonra biliyorsunuz çok ciddi bankacılık sektöründe değil mi? Tüm Avrupa'da, Amerika'da regülasyonlar yapıldı. Şimdi tabii böyle olunca da siz şimdi Credit Suisse'e baktığınız zaman her ne kadar kötü yönetilse işte 2022'de de çok ciddi zarar da yazsa Basel kriterlerine göre, regülasyonlara göre sermaye yeterlilik oranları tutuyor mu? Tutuyor. Tabii. Likidite rasyonları tutuyor mu? Tutuyor. Ama birden bir bakıyorsunuz banka değil mi? İşte 3 gün içerisinde veya çöküyor. Bir hafta içerisinde nasıl oluyor? Çöküyor yani nasıl oluyor? Demek ki bu regülasyonların uygulanması mı da mı sıkıntı var?
veya bunlar gevşetiliyor mu bu regülasyonlar, değil mi? Evet. Bunlarla ilgili mi bir sıkıntı var? O da bence bir şey konusu, tartışma konusu. Bundan bence sonra bankacılık otoritesi çok da iyi denetlemiyor olabilir. Tabii yani mesela onu biliyoruz Amerika'da, yani bu tabii Amerika'da da regülasyonlar geldi ama Trump döneminde değil mi? Aktif büyüklüğü, bu regülasyonlara uyması istenen bankaların aktif büyüklüğünün 10 milyar dolardan üzeri bankalar isteniyordu gelen kabul edilen kanunda. Ondan sonra bu 250 milyar dolara çıkartıldı. Dolayısıyla Silicon Valley Bank'ın da galiba 200 milyar dolardı aktif büyüklüğü. Evet. Dolayısıyla bu işte stres testlerini falan filan yapmaktan muaf tutuldu. Dolayısıyla burada da yani bu regülasyonlar herhalde tekrar bir gözden geçirmeli, hiçbir türlü esnetilmemeli ve aynı zamanda uygulamada demek ki bir miktarda zaaf olabiliyor. Bence onlar da önemli. Şimdi tabii bu domino etkisi yapıp sıçrar mı tüm Avrupa'ya? Yani her ne kadar tabii ben önceden geçen hafta bunların belli bankalar üzerinde özellikle Amerika'da etkili daha bir olabilir. Miktar evet küçük bankalar üzerinde etkili olabileceğini söylemiştim. Sistematik bir riske yol açacağını düşünmediğimi söylemiştim. Yani hala hemen hemen aynı fikirdeyim. Ama yine dediğim gibi yani sonuçta bir bankacılık sektöründe bir konsolidasyon olacağı da çok net bir şekilde gözüküyor. Ama her şekilde görüyorsunuz büyük bankalar hiçbir şekilde batırılmıyor. Ya işte merkez bankaları devreye giriyor, ya merkez hükümet devreye giriyor veya merkez markaların hükümetin zorlamasıyla başka büyük bankalar devreye giriyor. Gidip o bankaları alıyorlar. Yani şu an için gözüken tabii ki sektördeki biraz risk artmasına rağmen ama hala ben çok büyük bir, şu anki resme bakarak büyük bir sistematik kriz olacağını düşünmüyorum. Ama tabii hiçbir şeyden %100 emin olamıyoruz. Yani bilemiyoruz tabii ki. Özellikle benim bu tabii ki dediğim gibi yani şimdi kağıt üstünde siz görüyorsunuz. Çok detaylı incelemeler yapmak lazım. Yani şeyleri tutturuyor, Basel kriterlerini, sermaye yeterlilik rasyonlarını, likidite rasyonlarını tutturuyor ama işte burada önemli olan o mevduat kaçışı hız kazandığı zaman tabii ki hiçbir banka buna dayanamıyor. Dolayısıyla ne yapmak lazım burada? Birinci güvenini telkin etmek lazım. İkincisi zaten bunlardaki en iyi bilgi veri kimin elinde? Aslında işte Fed'in elinde, ECB'nin elinde. Yani dolayısıyla bu çarşamba günü Fed'in vereceği karar bununla ilgili mutlaka bir çok açıklama önemli. Yapacaktır. Bence o da önemli olacaktır. Evet. Şimdi hocam Nuriye Rubini profesör, kahin biliyorsunuz işte 2008 krizini tahmin eden ve çok önceden tahmin eden tek kişi. Ondan sonra birkaç kişi daha aynı kervana katıldı ama ilk tahmin eden 2 yıl öncesinden bir bankacılık krizi geliyor dedi. Herkes böyle kulağının üstüne yattı. Şimdi aynı krizin bir benzerinin bu defa görülebileceğini söyledi bugün sabahleyin. Tabii Rubini elbette şimdi bir defa tahmin etti diye bundan sonraki bütün kehanetlerinin doğru çıkacağı varsayımından hareket etmiyorum. Evet. Fakat şöyle bir yönü var onun. Mesela belki de benzer şeyler düşündüğümüz için bana sıcak geliyor. Bu kripto para meselesiyle ilgili olarak diyor ki bu 100 yılın dolandırıcılığıdır. Buna göz yumanlar da bu dolandırıcılığın aracıdır. Dolayısıyla bir süre sonra bir yerde patlayacak ve patladığı zaman insanlar el elde baş başta kalacaklar diyor. Evet. Krizi de tarif ederken bu krizin Amerika'dan başlayıp Avrupa'ya kadar önüne katıp götürebileceğini Asya Pasifik'le ilgili bir şey söylemiyor. Yani metnin tamamına bakmadım ama Avrupa'yı kesinlikle etkileyeceğini söylüyor ve büyük çaplı bir bankacılık kriziyle karşı karşıya olabileceğimizi söylüyor. Şimdi siz de biraz önce dediniz ya, bu Silicon Valley Bankası silikon şirketlerini fonluyordu. Dolayısıyla orada karlar bitti. Karlar bittiği için deniz bitti. Deniz bittiği için birdenbire ne oldu? Suyun içinde kala kaldık. Evet. Şimdi burada sorunuz tam olarak şu mu? Bir bankacılık krizi geliyor mu gelmiyor? Aynen, tamam. Şimdi başka şeylerden de konuşabiliriz ama buraya girelim. Bir bankacılık krizi geliyor mu? Aslında finansal krizlerin arkasındaki temel sebepler reel sektörlere dayalıdır. Şimdi karşımızda kompakt bir sistem var. Nedir bu? Kapitalizm. Evet. Kapitalizm dayandığı temel şey
sürekli büyümek zorunda olan bir sistem olması. Evet. Ve bu büyümenin üretken sektörler tarafından lokomotifi olması gerekiyor. Yani sanayi ve tarım. Burada üretim artacak, karlar artacak. Finans sektöründe, hizmetler sektöründe dönen karlar, dönen para, bu üretken sektörlerde üretilen artı değerin sonucundadır. Evet. Ha, orada da bir artı değer üretiliyor. Döndürürken iş yapıyorlar, bir değer üretiyorlar ama eğer üretken sektördeki, yani tarım ve sanayideki üretim, gelişme şeyi karşılamıyorsa, finans sektöründeki büyümeyi karşılayamayacak kadar azsa, o zaman bilin ki o finans sektöründe hayali paralar dönüyor demektir. Tabii. Şimdi bu büyük krizler, yani kapitalizmin içine girdiği büyük krizler, bütün dünyadaki kapitalizmin içine girdiği büyük krizler, mesela 1929 buhranı, 1970'lerin ilk yarısı ve sonra ikinci yarısındaki stagflasyon, petrol krizleri vesaire. Sonra 2008 finansal krizi aslında bir öncü depremdi. Önümüzde 2025-30 arasında ciddi bir çalkalanma bekleniyor. Bekliyorum en azından ben. Şimdi bu neye dayalı? Üretim yapısı her teknoloji paradigmasında belli sektörler öne çıkar. O sektörler üretici lokomotif sektörlerdir. Mesela şu içinde bulunduğumuz üretici teknoloji yapıda çip ara girdi. Doğal gaz ana enerji kaynağı. Efendime söyleyeyim, düzenleme rejimi küreselleşme ve neoliberalizm. Efendime söyleyeyim, ana sermaye tipi beşeri sermaye, insan gücü, bilgi, evet, beşeri. Ana sektörler sosyal medya ağları, dijital ürünler, yazılım, iletişim, haberleşme. Şimdi bunlar üretim yapan şeyler. Ama burada ciddi bir durgunluk baş gösterdi. Yani inovasyonlar 2000'lerin ilk 2000-2010 arasındaki kadar hızlı inovasyonlar gerçekleşmiyor, süreç inovasyonları. Doğru. Aksine ürünü yeniliyorlar, meta haline getiriyorlar. En son çıkardıkları ürün Metaverse. Metaverse aslında bizim Sülün Osman'ın modern versiyonu. Olmayan Ayasofya'yı, olmayan Sultanahmet'i size satıyorlar ve bunu da Bitcoin'le satıyorlar. Evet. Bitcoin'un da arkasında hiçbir şey yok. O da yok ortada. Hiçbir değer yok ve buradan devenin hamuduyla ya bir para dönüyor. Şimdi sebebi ne biliyor musunuz? Reel sektörde üretim eskisi kadar güçlü değil. Güçlü değil. Sermayenin büyük, tabii, bir kısmı finans sektörüne kaymış. Aynen. Ve bu büyümek zorunda olan bir şey. Sermayenin, unutmayın, kapitalizmde sermaye sürekli büyümek zorundadır. Evet. Bunu reel sektörde üretimle karşılayamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şeyde döndüreceksiniz, finans sektöründe. Evet. Finans sektöründe döndürünce ilk önce türev enstrümanlar, bilmem ne falan çıktı. Mortgage buldular. Sonra baktılar şey bitiyor, sanal paralar çıktı. Sonra o sanal paraları kullanacağınız yer lazım. Sanal NFT'ler dünya çıktı, kurdular. Evet. Oraya girip de ne alacaksın ya, ben onu anlayabilmiş değilim. Yani benim evin aynısını şeyde mi alacağız? Miami'den bir tane yazlık ev mi alacağız orada yani? O ne oluyor? Gidiyorsun gözlüklerle giriyorsun bakıyorsun. Evet. Yani hatta öyle komikler ki bizim siyasi partilerde Metaverse'de toplantı falan yaptılar. Yani evet, biz de çağdaşız. AK Parti yapmıştı galiba. Çağdaşız, işte teknolojiyi takip ediyoruz. O değil mesele, başka şeyler. Teknolojiyi üretmek lazım. Şimdi benim gördüğüm Batı toplumları, Amerika olsun, Avrupa olsun, birkaç tane istisnai ülke var ama üretim, yani sanayi ve tarım üretiminin çok üstünde bir hizmetler sektörü, evet, var. Ve dolayısıyla sanayi ve tarımda üretilen artı değer hizmetleri, hizmetler sektörünü destekleyecek kadar büyük değil. O zaman para onun içinde dönüyor. Sanal bir şekilde şişiyor, balon ekonomisine dönüşüyor. Çin'e, Asya ekonomisine Nuriel Rubin'i dokunamaz diyor. Niçin dokunamaz? Çünkü orada sanal bu hizmetler sektörü kadar, hatta, evet, daha fazla üretim var. Kesinlikle. Bütün dünyanın üretim merkezi haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla, bir dakika soracağım bu arada. Evet. Dolayısıyla bunun arkasında ciddi bir reel şey var ve 6. Kondratiev'in başlangıcı, yani teknolojik paradigmanın, bugün içinde yaşadığımız 5. Kondratiev'in sonu 2025-30 arası gelecek diye bekliyoruz. Daha erken patlar kriz. 2023'teyiz. Evet. Ortasına geliyoruz. Daha erken patlar, bilemem. Biz nasıl etkiler? Biz zaten bambaşka bir, bizim de ayrı bir metaverse'imiz var. Bizim ekonomimiz ayrı bir metaverse'te, hayali bir metaverse'te gidiyoruz.
Bizim balon 15 Mayıs'ta patlayacak, kim gelirse gelsin. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu hayal ekonomisi bitecek diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür hocam. Çok teşekkür ederim.